Bırak artık bu işin peşini. Annem de şüphelendi. Rezil olacağız. Şüphelendiyse şüphelensin. Ne yapayım Meviş? Baş başa kalamıyoruz ya. Ben karımla baş başa kalmak istiyorum kardeşim. İyi ama aslan yani. İyi ama aslanı falan yok, kusura bakma Meveş. 50 tane numara yaptım ya. Yok ayağım kırık, yok şu, yok bu. Ya çocuklar anlasalar ayağımın kırık olmadığını rezil olacağım vallahi ya. Şşt, annem duyacak, sus. Duyarsa duysun, ben çocuk istiyorum kardeşim. Ay yok artık. Ne yok artık ya? Gözünü seveyim, kızlar eşek kadar oldu. Bebek istiyorum ya, sevmek istiyorum bir tane. Ortalık tenhayken yapalım şu işi, kurban olayım ben. Damat, ayağını iyileşti mi yoksa? Duydun mu? Arkadaş, fotosel mi var bu kadında, anlamadım gitti ya. Kusura bakma ama otomatik kapı gibi anam var be kardeşim. Hadi uyu uyu, iyi geceler. Ya niye uyu, nereye uyu anlamıyorum gidiyor ya. İyi geceler. Odaya gizli kamera mı yerleştirdi, ne yaptı bu kadın ya? Yok artık. İyi geceler aslan. Vallahi bu odayı dinliyor bu kadın. Bak ben sana söyleyeyim. Dinleme cihazı var burada. Bunu nasıl göndereceğiz kardeşim evden? Hayır, bir yalan attık ortaya. O yalandan da kurtulamıyoruz anasını satayım. Kaldı kalçıyla. Bak yine. Damat. Ne oldu? Ayağını kırdın. Erkenci mi oldun? Ağrılar uyutmuyor. Ne yapacaksın Valide Hanım? Beter oldu. Efendim? Meteorol sürersen iyi gelir ağrılarına diyorum. Eyvallah. Günaydın babacığım. Ayağın nasıl oldu? Daha iyiyim kızım. Fena değil. Babacığım bak şimdi sen bugün rahatına bakıyorsun. Ben okuldan izin aldım. Dükkana ben gideceğim. Hiç kafanı oralara falan takma, tamam mı? Tabii ki babacığım. Sen hiç merak etme. Sağ ol kızım. Size de yük oluyorum ama ne yapacaksın? Ya babacığım ya ne yük olması? Biz çocukken hasta olduğumuzda doktor gezen sen değil miydin? Daha fazlasını hak ediyorsun hatta. Doktor gezmedim ama yine de sağ ol, eyvallah. Ya var ya şu anki şu duygusallık anlatamam yani. Bu para eder yani, anlatabiliyor muyum? Dizisini çeksek zengin oluruz yemin ediyorum. O ben. Hemen limon sık yan, hemen limon sık. Ben bakarım. Günaydın. Ne haber ortak? Ne haber Beşer? Günaydın aslan abim. Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Bir iki güne kalkarım artık. Hey, haydi hallesin. Kalkar mısın? İki güne. Bu kırık bacak. Yani bir iki güne kadar koltuk değnekleriyle ayaklanırım. Onlardan destek alarak anlamında. Neyse kızlar, hadi siz de çıkın. Okula geç kalmayın. Tamam o zaman. Biz kaçar ola. Hadi görüşürüz. Kızlar, harç kaldınız mı? Ha, gerek yok anneciğim benim. Oh. Oh. Oldu o zaman, görüşürüz abi. Biz kısmetimize bakalım. Beşer kızlar sana emanet ha. Allah'a emanet ha. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Çıkın hadi. Görüyorsun değil mi Meyveç? Allah bana bu günleri de mi gösterecekti? Kızlarım büyümüş de dükkana sahip çıkıyorlardı Uygun amcam. Nihale, ben gidiyorum karıcığım. Kocanı kapıya kadar uğurlamayacak mısın? Geldim. Kubat'ım, geldim. O ne kız? Yemek mi getirdin be? Yok, sana kahvaltı hazırladım Kubat'ım. Anam, bu ne ki böyle? Ekşi bir tuhaf kokuyor ya bu. He, keçi peyniri Kubat'ım o kokan. Keçi peyniri mi? Ya kızım, keçinin kendini mi koydun buna? Buna çorap gibi kokuyor ya. Ay Kubat'ım, benim de midem bulandı. Köyden gelen organik kahvaltılıklar bunlar. Kahvaltı etmedin ya, dükkanda yersin diye düşündüm ben de. Ya ne demek organik şimdi ya? Diğer yediklerimiz leğende mi yetişiyor sanki? Al şunu al. Aman Kubat'ım, devamlı dürüm kebap yesen. Bir kere de boğazından düzgün şeyler geçsin. Organik. Hadi hayırlı işler sana. İşe mi gidiyorum? Çayda çıra mı oynuyorum belli değil ha. Çok güzel Kubat'ım, doğal bunlar, doğal. Ya sen bunun içine keçi mi koydun, ne yaptın? Burnunu tut da ye Kubat'ım. Çok tuzlu gelirse suya da bas. Ne, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay midem kötü oldu benim de. Kız, uçak boş ya. Böyle olur mu ya? Bu ne be? Evet ya, yolcu gelmedi bugün. Havalardan herhalde. Seferler iptal olmuş hep. Sen de bir işe yara. Çık şöyle, yolcu çağır. Hadi bağır. Nasıl yani?
Oğlum, hiç senin böyle dolmuşlu otobüslü kültürün yok mu? Türk toplumuyuz biz. Neyle geziyorsun? Jetlerle mi evine gidip geliyorsun? Muavin gibi davran diyorum sana. Çık, bağır. Oğlum bağırmaz mı? Topkapı, Topkapı, Mecidiyeköy, Topkapı, Topkapı. Bilmiyor musun bunları? Bağır sen de. Milano, Düsseldorf, Amsterdam, Nürnberg, Nürnberg, 1-2 Nürnberg, Milano. Hadi çık. Yok artık ya. Minibüs mü abi bu? O ne öyle? Kusura bakma, ben öyle kapılara çıkıp bağıramam. Baba be, havaya bak. Paşa torunu maşallah. Tete, böyle yolculuk olmaz. Baş başa. Ay ne sevimsiz. Doğru söylüyorsun. Olmaz vallahi. Ne yapacağız? Tatil yapacağız. Tabii ya. Kimse gelmediğine göre uçuş iptal oldu. Yani zaten ben Kapalı Çarşı'ya gidecektim. Birkaç bir şey alacaktım. İyi oldu be, uçuşun iptal olması. Detay da ver bari. Şunu alacağım, bunu alacağım. Şu kadar para ayırdım, bilmem ne yapacağım. Fişimi almazsam şey... Ay çık git be! Dıngıl. Hadi git. Gidiyorum. Defol. Aa, gitti ya bu. Ben kaldım ya. Bu gidince ben niye kaldım ki? Bu giderse ben de giderim. Kabin amiriyim ben be. Gideyim de alışveriş yapayım şöyle. Sezon indirimlerinden yararlanayım. Oh, çok şükür.